Mesela bir tarlada ne kadar buğda çıkar, bir ağaçta ne kadar hurma çıkar, bir bağ üzümünden ne kadar üzüm çıkar. Bunu mukamminler gönderirler, mukamminler bunu tahmin eder. Arapça buna hırs derler, hırs derler, evet. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر ذن إمام الطحاوي سند صحيح إلى رواية ديور قال عبد الله بن عمر بيقولر كانت المزارع مزرعة يعني أكن tarlaları oldu tükra kiraya verilir oldu Ala ahde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında kimin mezreası var ise kiraya verilir diyor. Ne şart üzerine? Ala enne li rabbil ardi. Şu şart üzerine ki yer sahibi için orucudur. Ma bir miktar orucudur ki ala sakı, sakı üzerine. Onu suvaran ne ücret alırsa o mezra'yı suvara ne ücret alırsa o da o kadar ücreti alır. O da neden? Mine zer'i zer'i'den. Oraya ekilen şeyden suvaran adam ne alırsa icari de o kadar. Bu böyleydi diyor. Ve taifeti minettibin. Bir de samanından bir taife verilirdi. Ama la edri bilemiyorum ki kem huve. Ne kadar saman verilirdi bunu bilmiyorum. Yani ilk önce bir adamın tarlası oldu mu, onu verirdi. Öteki adam ekecek. Bu ekecek adam onu sulamak ücreti ne verirse, kira da o kadar verirdi. Sulama ücreti ne tutarsa, mal sahibine de o kadar kiraya verirdi. Bir parça da mal sahibine saman verirdiler ama samanı ne kadar verdiklerini bilemiyorum diyor. قال نافع إمام نافع بيوردك فجاء رافع بن خديج وأنا معه رافع بن خديج geldi ben de beraberdim إمام نافع ki Kurra'dan olan إمام نافع meşhur Medine'de فقال بيوردك ki إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم Efendimiz أعطى خيبر يهود يهود خيبر يهودlerine verdi اَتَا خَيْبَرَ خَيْبَرِ verdi, Yahuda Yahuda verdi. Evet. اَلَا اَنَّهُمْ şu şart ile ki Yahud يَعْمَلُونَهَا وَاَرَازِدَ amel edecekler. وَيَزْرَعُونَهَا orayı ekecekler. اَلَا اَنَّ لَهُمْ şu şart üzerine ki Yahudiler için orucudur. نِصْفَمَا bir şeyin nisfi ki يَخْرُجُ مِنْهَا bu ektiklerinden çıkar. Ettiklerinden çıkan şeyin yarısını Resulullah Efendimiz'e verecekler. O çıkan şey de neden? Min semerin meyveden evzer'in ekinden. Heyber aldıktan sonra Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Heyber arazisini Peygamber Efendimiz'e verdi. Allah-u Teala'nın ifa etmiş olduğu işlerden birisi oldu. Peygamber Efendimiz de Hayber'in Yahudilerine dedi ki bu ne ekim için çıkanı yarısı sizin yarısı da benim. Ala en nukirrekum şu şart ile ki biz sizi burada bırakırız. Fiha burada ma bedalana bize zahir olduğu müddetçe bizim arzum ettiğimiz müddetçe burada çalışın yarısı size yarısı bana. Ama ilerisinde sizi külliyen çıkarız bu başka yani. Yani hüküm gene Resulullah Efendimiz'in elinde. Peygamber Efendimiz istediği kadar onları orada tutacak, istediği zaman çıkaracak. Onlar da razı oldular ve çalıştılar. قَالَ فَخَرَسَهَا Ondan sonra meyve vakti artık başladı, mezruatın vakti başladı. فَخَرَسَهَا onlara tahmin etti aleyhim Yahudiler üzerine Abdullah ibn Revaha. Peygamber Efendimiz Abdullah ibn Revaha'yı gönderdi ki tahmin et. Ne kadar ekin, ne kadar hurma var. Tam kemale ermeden evvel tahmin edilir. Evet. Abdullah ibn Revaha da tahminde çok güzel tahmin ederdi.
fesahu ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da gitti tahmin etti. Fakat onun tahmininden razı olmadılar. Bağırıp çağırmaya başladılar. Evet. Geldi Resulullah Efendimiz'e dediler ki biz bunun tahminini kabul etmiyoruz. Fesahu ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Min harsi, onun tahmininden razı olmadılar. Ya Resulullah, bu bize çok tahmin etti. Bunun tahmin ettiği kadar çıkmaz dediler. Fekale lehum Abdullah ibn Ravaha. Abdullah ibn Ravaha onlara dedi ki entun bil hıyar, siz muhayyersiniz. Muhayyersiniz. İnşitüm, dilerseniz fehye, bu ekip biçtiğiniz lekum, sizin içindir. İstediğinizi, bu benim tahmin ettiğimi kabul edersinizse mal sizindir. Bunun yarısını Resulullah Efendimiz'e verin. Ve in şeytun, yok dilerseniz fehye, o ekip biçtiğiniz lena, bizimdir. Biz size verelim. Hani daha tahmin ya, koparıldığı yok ya. Peki benim tahminim fazlaysa siz muhayyersiniz. Ya siz kabul edin bize verin, yahut da biz alalım size verelim. Muhayyersiniz. Böyle dediği gibi Yahudiler şaştılar. Ne dediler vakitte? Fakat evet. Nehrusuha, yani bizimdir. Nehrusuha, biz harç ederiz. Ve nüeddi ileyküm nisfaha, biz bunu alırız, yarısını size veririz. Fakalu, Yahudiler dediler ki lihaza, işte bu adaletle kâmetis semavat vel ard, yer gök, işte bu adaletle kayıp. Yani adalet yaptınız. İşte yer gök bununla kayıp. Çünkü kendilerinin zalim, kaddar olduklarını bildiler, anladılar da. Çünkü Hazreti Abdullah ibn-i Revaha zulmetmedi. Eğer razı değilsiniz, ben çok tahmin ettimse size vurmayın. Tamam. Biz onu alalım, biçelim, yıkalım. Tahmin ettiğimin yarısını size vereyim. Evet. Vakitte sükut etti, razı oldular. Evet. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Ebu Avn el-Ziyadi, kâle haddesene İbrahim ibn Tehman, kâle haddesene Ebu Zübeyr, an Cabir radıyallahu anhu kâr. Hazreti Cabir'den İmam-ı Tahavi rivayet ediyor ki, Efa Allahu, Cenab-ı Hak ihsan eyledi, Khaybara, Khayberi. Khayberi, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Resulullah Efendimiz'e verdi. فَاَقَرَّهُمْ, Yahudileri ikrar eyledi, yerlerinde koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz onları yerinizde durun dedi. كَمَا كَانُوا, evvelce olduğu gibi durun, çalışın. وَجَعَلَهَا خَيْبَرٍ, arazisini de kıldı. بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ, o arazıdan, ağaçlardan çıkacak şeyi de Resulullah Efendimiz kendi arasıyla Yahudi arasında, Yahudilerin arasında müşterek kıldı. Yani çalışın, kazanın, yarısını bana verin, yarısı da sizin olsun. Feba'se Abdullah ibn Revaha. Hazreti Cabir'in hadisinde yine geliyor ki tahmin için Hazreti Abdullah ibn Revaha'yı gönderdi. Feharasaha aleyhim, onlar üzerine tahmin etti. Sümme kâle, dedi ki ya maşerel Yahud, ey Yahudi cemaati, entüm siz ebgadul halkı ileyye, dünyadaki mehlukatların en ziyade bana karşı buğz ettiğim adamlar sizsiniz. Dünyada sizden fazla buğz edavet ettiğim hiçbir halk yoktur. Yani sevmiyorum sizi. Niçin bunu dedi? Kateltüm enbiye Allah, siz Allah'ın peygamberlerini öldürdünüz. كَانُ يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَا بِغَيْرْ حَقْ, Kur'an'da var ya, haksız olarak peygamberleri öldürürdüler. Hatta bir rivayette 70 peygamberi bir günde öldürdüler. O kadar zalim bir millet. وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللّٰهِ, Allah üzerine yalan söylersiniz. Bir adam gelir, şu mesele caiz mi? Tevrat'a bakar, caiz değil. Adam getirir, bize zişvet verir, bahşiş verir. Kolay, ben bir kitaba bakayım, gider kitapta la yecuzunun lamını siler, yecuzu der.
getirip gösterir. Ya işte bak Yecüc'ü caizse ondan o parayı alır. Başka birisi gelir der ki ya bu şey caiz mi? Oraya bir la ilave eder. Aleykümselam. Yuharrifune el kelime amme vadi'ihi. Tevrat'taki kelimeleri mevzilerinden tahrif ederdiler. İstediğini Yecüc'ü der, istediğine la Yecüc'ü der. Allah-u Teala'ya yalan söyler. O ne yapar? Hem de bunu Allah dedidir. Ne olcu billah. 70 peygamber aynı anda bahsedilmiş mi? Aynı anda 70 peygamber. 70 peygamber ne? Daha bir zaman olurdu. 300, 500, 1000 peygamber bulunurdu bir zamanda. وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي Bana hamletmez. وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي Hamleder olmadı. Boğdi benim boğdum. İyyâküm sizi. Sizi boğd etmem hamletmedi. Ney en ahif aleyküm. Size zulmetmeyi benim boğzum hamletmedi. Yani sizi boğz ediyorum diye. Onun için size zulmedeyim. Yok. Sizi sevmiyorum. Dünyanın en kötü mehluki, en boğzu adavet ettiğim sizsiniz. Fakat benim bu boğzum dolayısıyla ben size zulmeder olmadım. Vakat harastu aleykum, ben sizin üzerinize tahmin ettim. Bi 20.000 vasak. 20.000 vasak. Dün tahminen hesap ettik ya, bir vasak ne kadar ediyor? Bir ton. Yani 20 ton kadar tahmin etmiş. Min temrin kurmadan. Yani bu kadar kurmayı ben tahmin ettim. Fe in şiitüm, dilersinizse felekum. Siz bunu toplayın, bunun yarısını Resulullah Efendimiz'e veririz. Ve in şiitüm dilerseniz sefeliye, bana olsun, ben bunu alayım ve size bunun yarısını vereyim. Evet. Şimdi bu hadisi şerifte de geliyor ki, Abdullah İbni Revaha, küffar içerisinde Allah indinde en mebuz olan halk Yahudi. Halk olduğundan kendisi de onu beyan ediyor. Ve bunlar kaldılar. Bu şekilde ta Hazreti Ömer'in zamanına kadar kaldılar. Yarısını Müslümanlara verirdiler. Sonra Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma orada gitti. Bir gece orada kaldı. Gece gitti, onu damdan bıraktılar. Ayaklarını ikisi de kırıldı. Bu haber Hazreti Ömer'e gelince bunlar ihanete, hıyanete başladılar. Onlara emir verdi. Mallarınızı alıp Kıyber'den çıkacaksınız. Çünkü ahdiniz üzerinize kalmadınız. Kıyber'den onları sürdü çıkardı. Haddesena Ahmed ibn Davud. Kale haddesena İbrahim ibn Münzir. Kale haddesena Abdullah ibn Nafi'a. Kale haddesena Muhammed ibn Salih. An ibn Şehabin. An Sa'id ibn Müseyyeb. An Attab ibn Üseyd. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emerahu. Hatta İbn-i Hüseyin dedi ki Resulullah Efendimiz bana emretti. En yahruse li'inebe zebiben. Dedi ki git yaş üzümleri kuru üzüm diye tahris et. Yaş üzüm. Bakarsın bu yaş üzüm kuruduğu vakitte ne kadar kalır. Ona göre tahmin et. Öyle ya, şimdi yaş olarak biraz daha büyük görünür. Sen onu 15 bin ton mesela tahmin edersen, halbuki kuruduğunda o kadar kalmaz. Sen kuru olarak tahmin et. Kema yuhrasur rutabu. Yaş hurma nasıl ki kuru hurma diye tahmin edilirse, yaş üzümleri de kuru üzüm diye tahmin et dedi. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi dedi ki fezehebe kavmun. Bir kavim sahip oldular ki enne semerete leti şul bir meyve ki yecibi fihel uşuru, uşurunda vacip olur. Herhangi bir meyve ki onda uşur vaciptir. Hakeza hükmüha, onun hükmü böyledir. Yani tuhrasu tahmin edilir ve hiye rabbün. Rutebün. Ruteb mesela hurmada zekat var. Öyleyse o ruteb olduğu vakıtta tahris edilir. Tahmin edilir. Ne oldu? Nasıl tahmin edilir? Temren kuru hurma. Rutep yaş hurma, kuru hurma tahmin edilir. Feyu'lemu miktaruha. O vakitte miktarı bilinir. Fetüsellemu teslim olunur ila rabbiha sahibine. Öyle tahmin edilir ki sahibine öyle teslim edilecek.
ve yemliku bizalik. Bununla malik olur. Hakkallah, Allah'ın hakkına malik olur. Fihavunda. Yahut da ve yümleku malik olunur. Bizalik. Bununla hakkallah, Allah'ın hakkı fihavunda. Yani hem mal sahibine karşı hem zekata karşı. Tahmin edildi mi? Mesela 1000 kilo tahmin edilirse 1000 kiloda 100 kilosu zekat. O zekat çıkacak. Ondan sonra da mal sahibi yarıya mı vermiş, ikili birli mi vermiş, dörtlü birli mi vermiş, neyse onun mali de onun hakkı da beyan edilmiş olur. Evet. Ve yekûnu aleyhi, o adam üzerine olur. Misluha, o tahmin ettiğinin misli. Mekîleten zalik. Mekîleten, ölçü olarak zaliku, temren, kuru hurma. Yaş hurma olarak tahmin edilir. Yaş hurmaya ama kuru hurma tahmin edecek. Ondan sonra çıktığı vakitte ölçülür. Ne kadar tahmin ettiyse ölçülür. Ona göre zekatı verilir. Ve aralarındaki teksimat da ona göre yapılır. Ve kezalike yuf'alu fil inab. Üzümde de böyle olur. Yaş üzümü kuru üzüm diye tahmin eder. İşte ondan zekat da meydana çıkar. Mal sahibiyle çalışan adamın hakkı da meydana çıkar. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında ihticac ettiler. بِهَذِهِ الْاَسَارِ Bu eserlerle ihticac ettiler. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında bunlara muhalefet etti. آخرون diğer alimler. فَكَرِهُوا ذَٰلِكَ Bunu mekruh gördüler. وَقَالُوا dediler ki لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْاَسَارِ Bu rivayetlerin hiçbir şeysinde yoktur ki اَنَّ التَّمْرَةَ كَانَتْ رُتَبًا اَنَّ التَّمْرَةَ قُرُ خُرْمَا كَانَتْ رُتَبًا Yaş kurma oldu. فِي وَقْتِ مَا خُرِسَتْ Tehris, tahmin edildiği vakitte rutab idi. فِي حَدِيسِ بْنِ عُمَرْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ Ömer'in hadisinde ve Cabir'in, Hazreti Cabir'in hadisinde radıyallahu anh. Yani siz bunu nasıl tahmin ediyorsunuz ki? Yaş kurmayı kuru kurma diye tahmin edeceksin. Hani bu hadislerde bu geçmedi diyor. Tahmin, yalnız tahmin geçti. Ama siz yaş kurmayı kuru kurma diye tahmin ediyorsunuz. Hadislerde ne dedi? İki hadisi rivayet etmedi mi? Hadislerin birisinde Hazreti Cabir'in hadisinde ne dedi? Daha ondan evvel Nafi'nin hadisinde İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel kânetil mezâri'i tükrü alâ ahdi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem alâ enne li rabbil ardi mâ alâ s-sâqi minez-zer'i ve taifetin minez-tibi lâ dirkehû. Burada yaş kurma, yaş üzüm meselesi geçti mi? Geçmedi. İkinci hadiste Rafi İbn-i Kudeyci'nin hadisinde evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? اَعْتَى خَيْبَرَ يَهُودَ عَلَى أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَهَا وَيَزْرَعُونَهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ نُصْفَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ اَوْزَعِ عَلَى أَنَّ قِرَّةٍ فِيهَا مَا بَدَلَنَا Yarısı size, yarısı bana. Burada da yaş kuru meselesi yok. Sonra ikinci hadiste Hazreti Cabir'in hadisinde اَفَا اللّٰهُ خَيْبَرْ فَاَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ Burada da yok. Yani bu hadislerde siz nereden getirdiniz? Yaş kurmayı kuru kurma diye tahmin etsin. Yaş üzümü kuru üzüm diye tahmin etsin. Bu hadislerde bu yok. Yalnız tahmin meselesi var. Tahmini yaş zamanında bunlar diyorsa? Ya işte diyor, onlar diyorlar ki yaş zamanda tahmin edilir zaten. Yaş zamanda götürür ama bunu kuru diye tahmini nereden çıkardınız? Mesela yaş üzüm zamanında, yaş üzüm zamanında gidecek, tahmin edecek. Kuru üzüm diye tahmin edecek. Bu hadislerde bu yok diyor. Tahmin var. Öyle çıkıyor yani. Anlaşılan öyle. Yaş zamanında tahmin edildiği için ve ya işte bunlar bunu dediler. İkinci kavim diyor ki nereden çıkarttınız siz bunu? İşte buradan çıkarttık. Hadiste yok ki. Yok, doğru. Hadiste olacak mesele. Nakil meselesi. Evet. Diyor ki وَخَالَفَنْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Başkaları buna muhalefet ettiler. فَكَرِهُ ذَٰلِكَ Bunu mekruh gördüler. وَقَالُوا dediler ki لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ الْاَسَارِ Bu rivayet edilen
eserlerin hiçbirisinde olmadı ki enne temrete kuru hurma kânet ruteben yaş hurmaydı fi vakti ma huriset tehris edildiği vakitte tehmin edildiği vakitte yaş idi sonra hurma oldu. Bu yok diyor. Yaş hurmayı kuru hurma diye tehmin ettiler diye yok. Fi hadis İbn Ömer ve Cabir radıyallahu anhu Abdullah İbn Ömer'in hadisinde de yok. Cabir'in hadisinde de yok. Ve keyfe yecuzu en yekune nasıl caiz olur ki ola kânet ruteben rutep ola hini izin uhende yani tahmin zamanında rutep olur. Bu nasıl olur? Fetüc'ale li sahibiha onun sahibine kılına hakkullah Allah'ın hakkı fiha orada bir mekiletin ölçü olarak sariku temren hurma olarak yekûnü aleyhi nesiyete bu da nesiye olur. Yani sen kuru hurma olarak gittin, tahmin ettin daha kemale gelmezden evvel diyelim 15 gün, 20 gün evvel. Yaş hurmayı kuru hurma diye tahmin ettin. Ne kadar? 100 kilo. 100 kilo da hakkullah ne yapar? 10 kilo. 10 kiloyu kuru hurma olarak ölçüp vereceksin diyor. Bu nasıl olur diyor. Allah'ın hakkı kuru hurma. Kuru hurmayı ölçeceksen onu da bir vereceksin diyor. Ama sen yaş iken gittin, tahmin ettin. 100 kilo dedin. Ondan sonra bu 100 kilodan 10 kiloyu vereceksen acaba o kadar olur mu? Yoksa olmaz mı? Sonra bir afet gelir mi? Gelmez mi? Bunlar mesele var diyor. Onun için öyle hemen yaş zamanındaki tahmin et. Kuru olarak tahmin et. Ondan sonra bu hakkı da ölçü olarak bu olmaz dediler. Mekruhtur. Fakat neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz halbuki nehyetti. En bey'i temri temri satmak fi ru'usin nehli hurma ağacının başındaki temri bir temri hurma ile keyilen ölçü olarak hurmanın başında bak gör bak tahmin et ha, tahmin ettim ne kadar kaç kilo çıkar bu 50 kilo çıkar ben bu hurmayı sana sattım ver bana 50 kilo hurmayı 50 kilo hurmayı tartarak alıyor ağacın başındaki hurma tartıldı mı yok tahmin. Bunun bundan nehyetti. Niye? İlla fazla noksan olur. İlla fazla noksan olduğundan bundan nehyetti Resulullah Efendimiz. İlla ziyadelik olur, bunda riba olur. Ve neha en bey'i rutebi bir temri bir de rutebi sattı. Bir temri kuru kurmayla nesiyeten veresiye. Adam o yaş kurmaya ihtiyacı var. Yahu gel bak işte benim yaş kurmaya ihtiyacım var. Bu yaş hurmayı bana ver, ben sana kuru hurma vereyim. Tahmin ettiler, bu hurma kurusa ne kadar olur? 50 kilo olur. De. Ben sana 50 kilo hurmayı vereyim, ben bunu alayım. Bundan da nehyetti. Niye? Verdiği kuru hurma, aldığı yaş hurma, yaş hurma. Kuruyacak o kadar olacak mı, olmayacak mı? Bunda da riba olur. Bundan da nehyetti. Ve caet bizalike anhu bunun nehyettiğine dair de geldi el-asarul merviyyetu sahiha Peygamber Efendimiz'den rivayeti sahiha ile rivayetler geldi. قَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكْ biz bunu zikrettik ve غَيْرِ هَذَا الْمَوْدِ bu mevziin gayrısında min kitabına هَذَا bu kitabımızda başka bir yerde bunu da zikrettik. وَلَمْ يَسْتَثْنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz istisna etmediği ki zâlike bu meselede şeye hiçbir şey yok. Yani yaş kurmayı, kuru kurmayla, yaş üzümü, kuru üzümüne satmadan nehyetti ve bundan hiçbir şeyi istisna etmedi ki diyelim ki yaş zamanında tahmin et, kuru zamanında da ölçekili al diyelim. فَلَيْسَ وَجْهُمَا رَوَيْنَا bizim rivayet ettiğimizin veç olmadı filharz-ı tahminde indena bizim indimizde alâ mâ zekertüm sizin zikrettiğiniz üzerine olmadı. Siz zikrettiğiniz gibi tahmin de yaş zamanında geçsin, tahmin etsin, kuru olarak tahmin etsin. Bu kurursa ne kadar olur? Yani onlar öyle dediler ya birinci mezhep sahipleri. Bu böyle olmadı. Velakin veçhü zâlik indena bunun tarikati bizim indimizde vallâhu alem. Allahu alem bizim indimizde ennehu innema üride
murad olundi bi Haris ibn Revaha, Abdullah ibn Revaha'nın tahminiyle. Abdullah ibn Revaha yeni için gönderdi diyor. Get tahmin et dedi. Madem alınmayacaktı da öyle şekilde alınmayacaktı. Niye tahmin etti? Allah-u Alem bunun sebebi diyor. Abdullah ibn Revaha'nın Haris ile murad edildi. لِيُعْلَمَ بِلِنْسِنْ بِهِ وَتَخْمِلِلَ مُكْتَارُ مَا فِي اَيْدِي كُلِّ قَوْهِمْ مِنَ الثِّمَارِ. O Yahudi cemaatinin her birinin elinde ne kadar meyve var. Çünkü onlar hepsi bir adam değil. O koskoca Yahudi cemaati hepsinden birden alınacak ama fakat hangi cemaatin elinde ne kadar var bu bilinsin diye gönderildi. Öyle ya diyelim 80 ev. Birisinin elinde 10 hurma ağacı var, birisinin elinde 20 hurma ağacı var, birisinin elinde 100 hurma ağacı var. Her cemaatin elinde ne kadar var, bu bilinsin diye gönderildi. فَيُوْخَذُ مِسْلُهُ O elindeki hurmanın misli alınsın bir kadrihi kendi miktarınca. فِي وَقْتِ السِّرَامُ kuruduğu vakıtta. لَا أَنَّهُمْ Yoksa onlar yemlikûne malik olurlar. Minhu andan şeyen bir şeye malik olurlar. O da nedir? Mimma yecibu lillahi. Allah'a vacip olan şeyden ki anda bir bedelin bedelidir. La yuzûlu zâlikel bedel. O bedelden zâli olmaz. Ancak bunda. Yani şimdi bundan bir şey daha çıktı ki tahmin edildi. Senin elinde üzüm bağı var. Üzüm bağına geldi muhammin tahmin etti. Ne kadar bu? Bu 100 kilo gelir. Kuruduğu vakitte 100 kilo kuru uzun vardır, bitti. Hükümetin senden alacağı ne kadar üşür? 10 kilo. Bitti sen, gel 10 kilo al. Bu sefer başlarsan sen yaş üzümü yemeye, satmaya, istediğin gibi tasarruf etmeye. Hükümetin senden ne alacağı var? 10 kilo. O birinci kavle göre böyle. Tahmin oldu, bitti. Ha, ikinci kavle göre diyor ki, yok öyle değil. Sen üşününü vermedikçe sana helal olmaz. Gelecek, vakti gelecek. Tazesini yiyemez ki adam. Tazesini zaten yiyemezsin ki. Yiyemeyeceksin. Hakkını ödememiş yiyemeyeceksin. Çocuk üstüde yiyecek adam ya. Bir piyasadan satın al. O yiyemeyeceksin. Piyasada satan nasıl satacak? O da satamaz. Alamazsa olamaz, hakkını ödemedik de diyor. Bu ikinci mesele de bir, o, peki diyor ki Abdullah bin Revaha gittiği niçin tahmin etti? Ha, diyor ki Allah-u Alem onun tahmini. Yahudi cemaat muhtelif, her birinin elinde muhtelif miktarda ağaçlar var. Mesela şunda beşte bir var, şunda onda bir var. O toptan Resulullah Efendimiz'e yarısını verecekler ama kimden ne alınacak? Aralarında nizâ ve hilaf olmasın diye Abdullah ibn Revaha gitti, filan adamda 20 kilo, filan adamda 50 kilo, filan adamda 100 kilo tahmin etti ki ona göre toplasınlar. Kendi aralarında ihtilaf olmasın diye. O Abdullah ibn-i Revaha'nın tahmini bunun için. Yoksa Abdullah ibn-i Revaha gitti, tahmin etti binaenaleyh onlar istedikleri gibi tasarruf etsinler, yok. Evet. Ve keyfe yecûzü zâlik. Yukarıda bir de okuyor. Feleyse ve şumâra veynâ fil kars. Tahmindeki rivayet ettiğimizin ve çi indena bizim indimizde ala ma zekertum. Evet, sizin zikrettiğiniz gibi değildir. Velakin ve çezalik. Bunu ve çi indena bizim indimizde. Vallahu alam, Cenab-ı Hak ve haziyet alim. Ennehu innema uride. Murad edildi. Bi harsi bini revah. Abdullah ibn revahının tahminiyle murad edildi. Get tahmin et. Liyualeme bilinsin bihi Abdullah ibn revahının tahminiyle. Miktarı maşul bir şeyin miktarı ki fi eydi kulli kavmin. Her kavmin elindeki olan şey bilinsin minettimar meyvelerdi. Ne kadar elinde vardır bu bilinsin. De feyukhazı alınsın. Misluhu bu tekminin misli ki kaderihi o miktarda fi vakti sıra vakti sıramda yani kavmin olduğu vakitte ondan o miktar alınsın. Beşte bir onda bir ne kadarsa. La ennehum şu manaya değildir ki onlar yemlikûne malik olurlar minhu o meyveden şeyen bir şeye bir şeye malik olurlar. O da neden? Mimma o bir şeyden ki yetibi vacib olur billahi Allah'a Allah için vacib olur fihi o şeyden. Bir bedelin bedeliyle malik olurlar.
öyle bedel ki la yezulu zail olmaz zalikel bedel u bedel anhum onlardan. Onlardan zail olmaz böyle bir bedel ile malik olurlar manasına değil. Ve keyfe yecuzu zalik, bu nasıl caiz olur ki ve kad yecuzu caiz olur en tusibi isabet eder bazı zalika o kısmından sonra afetun afet fetüplik ve ha itlaf eder. Gitti tahmin etti bir dolu geldi üzümün hepsini mahvetti. Kurmanın hepsini mahvetti. Bu adam da gelmiş tahmin etmiş. Hükümet ile getirip vereceksin. Ya o telef oldu. Ben bilmem diyor. Şimdi bu birinci mezhebin sahipleri şimdi burada amel ediyorlar. Birinci mezheple. Burada Eminullah Mahdum var ya Eminullah Mahdum anlattı bana. Mezra var ya burada. Bu cenub tarafında büyük ziraat yerleri var. Hükümet vermiş yardım ediyor. Her kim ne kadar arazi ekerse o kadar da ikramiye veriyor. Fakat zekat zamanında gelip tahmin ediyorlar. Tahmin etti, geldi memurlar, tarlaları tahmin ettiler. Tahminden sonra dolu geldi, öyle vurdu ki hiç bir tane istifade edilmedi. Hükümet bu sefer geldi, öşür ver. Yahu mehsulat yok ortada, neyi verip? Ben bilmem, tahmin edilmiş, deftere yazılmış, ne vereceksen. Yahu dolu getirdi, hepsini vurdu. Ben onu tanımam diyor, tahmin edilmiştir. Vereceksen adamlardan aldılar. Dediği gibi yok, yok ben neyi alacaksan? İşte bu birinci mezheple amel edenlerin. Olur yok, afet geldi, olur değil. Ben yetiştim. Araziler, köyler satılırdı, köy ağaları alırdı. Birer tane şahna kurdular, şahna gelir. Ne tarihe gider, ne bir şeye gider. Harmana gelir, harmanda dögülür, tığ yaparlar, savururlar. Hemen tec oldu mi, tec ederler, o gelir. Hemen mühürler. Elinde onları mühürler, sıralayayım. Kaç tane tec ise ondan sonra başlar sıralayayım. Çünkü kavuşturamaz. Getirir ölçerler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal sahibine. Bir tanesini şahnaya. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 9 ona, 1 ona böyle teksim eder. O şahına kendi hissesini götürür. Mal sahibi de kendi hissesini alıp götürür. Şayet olur ki geceye kavuşturamazsa o mühürlü kalır. Onu yanına da nevbetçi korlar. Sabahtan gelir. Bakar. O mühür bozulmayacak. O mühür üzerine alır. Yani gidip de tarlalarda tahmin etmezdiler. Evet. Ve keyfe yecuzu zalik. Bu nasıl olur ki tahmin olduğu vakıttaki hesabı vere. Ve bed yecuzu caiz olur ki entusibe ba'de zalik. O tahminden sonra isabet ede afetun afet. Fetütüli feha veni itlaf eder. Ev narun yahut da nar isabet eder. Fetuhrikaha yaka. Fetekunu olur ma ulu şey ki yu'fezu min sahibiha. Sahibinden alınan şey bedelen bedel olur min hakkillahi teala fiha. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin onda oranın hakkından bedel alınır. Gitti. Bu sefer bedelini öde. Yok. Bedelini ödeyeceksin. Evet. Ne olduğu halde mehuden minhu. Bu adamdan aks olunur olduğu halde. Bedelen min maşgul bir şeyden bedel ki lem yüsellem lehu lem yüsellem lehu. Bu aynı şey teslim edemez. Öyleyse bedelini getirir. Bu nasıl? İkinci bir zarar. Ha, ikinci zarar öyle. Mecbur getirip ödeyeceksin. Çünkü tahmin deftere geçti. Binaenaleyh dışarıdan satın alıp getirip ödeyeceksin. وَلَاكِنَّهُ اِنَّمَا اُر۪يدَ بِذَٰلِكَ الْخَرْسِ Lakin o tahmin eden murad edildi. Mazikerna bizim zikrettiğimiz Abdullah İbn-i Revah'a gitti, tahmin etti ki şayet bir afet gelmezse Yahudi cemaati kendi aralarında nizaa düşmesinler. Mesela 20 bin vasak tahmin etti, 10 bin vasak Peygamber Efendimiz'e verilecek. Bunu kendi aralarında nizaa ederler. Sen çok vereceksin, ben çok vereceğim. Evvelden tahmin edildi, herkesin hakkı sabit oldu. Bunun için ve kezalike fi hadisi Attab ibn Üseyd, Attab ibn Üseyd'in hadisinde de böylecedir. Fehve ala ma vasafına bizim vasfettiğimiz üzerinedir. Min zalike bundan eyda yukarıdaki bilgiyi. Evet.
Yani burada iki kevle ayrılıyorlar. Bir kısmı tehmin vaktinde tehmin edildi mi, afet de gelse verecek, bir kısmı da diyor ki yok. Çıkar mehsun meydana gelir, o onda veriyor. Allah-u Teala alem. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَٰلِكَ اَيْدًا Bu dediğimiz davaya yine delalet eder. Ney? مَا قُلْ بِالْحَدِسْكَ حَدَّسَنَا Bizi rivayet eyledi İbn-i Merzuk, İbn-i Merzuk. Davası neydi? Dava Güney'in söyledi ya. Züru ve hububatta, mezruat, mezruatta hers tahmin edilir. O tahmin edildikten sonra birinci mezhep sahipleri dediler ki ne tahmin edilirse mal sahibi onu ödemeye mecburdur. Onun zekatını verecek. İkinci mezhep sahipleri de diyorlar ki hayır. Çıktığı vakitte ne çıkarsa ölçer o vakitte verir. Fergi bu. Birinci mezhep sahiplerine göre çıktığı vakitte ölçmek yok. Tahmin zamanı deftere ne yazıldıysa o müteberdir. İkinci mezhep sahipleri diyorlar ki belki afet geldi, belki yandı, belki meyveye başka bir şey arız oldu. Çıktığı vakitte alınır. Şimdi bu çıktığı vakitte ölçer, onda birini hükümet alır diyenlerin delili. Diyor ki gene bizim davamızın delillerindendir ki İbn-i Merzuk rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ اَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نَيَّارِ اَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِي حَتْمَةِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ İbn-i Ebi Hasme diyor ki Resulullah Efendimiz buyurdular ki اِذَا خَرَسْتُمْ Siz tekdir ettiğiniz vakitte fehuzu alınız. Tahmin ettiğinizi alınız. Ve de'u terk ediniz. Et-tülüse üçte birisini terk ediniz. Mesela tahmin ettin ki bu ne kadar çıkar? 90 teneke hurma çıkar. Yahut 90 ukka çıkar. Bunu alın. Üçte birisini terk edin. Yani 60'ını kaydedin. 30'unu bırakın. 30'unu kime bırakacaksan? Öyle ya, o mal sahibi değil mi? Yer, konu komşusuna hediye verir. Gelen geçen adam ister. Üçte birisini siz ona bırakın. Ve de'u sülüse. Üçte birisini bırakın. Fe in lem ted'u sülüse. Üçte birisini bırakmazsınızsa fe de'u rub'a. Dörtte birisini bırakın. 90'ın üçte birisi ne yapar? 30. 30'unu bırak, yazma. Eğer onu bırakmazsansa onun dörtte biri ne yapar? 22,5. Hiç olmazsa 22,5'unu terk et. O terk ettiğin şey ne olsun? O adamın kendi yiyeceği, konu komşuya hediye edeceği, yolcu molcu gelir, isteyici olur, onların hakkı olsun. Bu neye delalet ediyor? Tahmin edildiği vakitte, deftere geçtiği vakitte aynen 10'i sonra ölçek olarak verecek yok. Bu doğru değil. Baksana Peygamber Efendimiz açıkça diyor ki siz 3'te birisini terk edin yahut da 4'te birisini terk edin. Bu neye delalet ediyor? Yani siz o tahmin ettiğiniz müteber değil. Siz ondan gene biraz bırakacaksınız ki mal sahibi yiyecek, başkalarına verecek. O vakitte ne vakit ki mehsul meydana gelirse o mehsuldan ölçer alırsınız. Fakat alimna biz bildik ki enne zâlik la yekûn bu olmaz fî vakti mâ yu'hazû zekâtu zekat alındığı vakitte bu olmaz. Zekat alındığı vakitte mi? Üçte birini, dörtte birini terk edecek. Yok, tahmin vaktinde o terk edecek. Lânne semeretehû onun meyvesi levbelagat bali olursa miktarı ma yetibu fihi zekat zekat vacip olan miktara bali olursa lem yuhatta anhu ondan tenkis edilmez şeyün hiçbir şey mimma vecebe aleyhi fiha onda o adam üzerine ne vacip olduysa ondan bir şey noksan edilmez. Hurma meydana geldi, buğda meydana geldi, sen ölçtün bu adamın 100 kilo buğdası var. 100 kilo de 10 kilo hakkullah'tır. Sen bundan tengis edip de noksan alamazsın.
neyse o 100 kilo, 100 kilodur, 100 kilodur, onunla bir alacaksın. Demek ki ya tahmin, işte tengiz, 3'te 1 tengiz edin yahut 4'te 1 tengiz edin, o ne vakitte oluyor? Tahmin vakitinde. فَاُخِذَ اَخْسُلُنُرْ مِنْهُ Kemal'e geldikten sonra o adamdan مَا وَجَبَ عَلِيهُ ana vacip olan alınır. فِيهَا o semerede bu kemali kemaliyle alınır. Meydana gelmiş, ölçüldüğü vakitte kemaliyle alınır. Bunda hiçbir noksan bir şey alınmaz. هَذَا مِمَتَّفَقَ عَلِيهِ Müslümanlar, Müslümanlar bunun üzerine ittifak etmişlerdir. Şu halde tahmin vaktinde biraz noksan tahmin etmek lazım. Ve o tahmin de memurun bir değildir. Evet, tahmin edilir. İlerisinde dediği bu diyi kesmek için tahmin edilir. Gelir tahmin ederler ama fakat esas zekat ne vakitte alınır? Meydana geldikten sonra. وَلَكِنَّ الْحُطَيْتَةَ الْمَسْكُورَ Lakin o üçte bir yahut da dörtte bir hat etmek, noksan göstermek fi hadel hadis, bu hadise geçiyor. اِنَّمَا هِيَ o حُطَيْتَ o tenfiz قَبْلَ ذَٰلِكَ كَمَالِ اِرْمَسَنْ evveldir fi vakti ma şu bir vakitte ki يَاكُلُ يَرْ مِنَ السَّمَرَةِ meyvesinden اَهْلُهَا اَهْلِيَرْ Yani biraz kemale gelmiş, artık onun ehli ondan yemeye başlamış. İşte o vakitte tahmin edilir de onlara da yeme hissesi bırakılır. قَبْلَ اَوَانِ اَخْذِ الزَّكَاتِ مِنْهَا زَكَاتِ اَخْذِسْتَنْ اَوَّلِ Zekat alınmazdan evvel. Ama artık meydana geldi, zekat alınacak vakti oldu mu ölçülür. Ondan kat'i surette bir şey noksan alınmaz. Ve şimdi bundan anlaşılıyor ki bu ikinci kavle göre hububat kemale geldikten gelmezden evvel, bir meyve kemale gelmezden evvel mal sahibi ondan az çok yiyebilir. Birinci kavle göre yiyemez. Yer ama onun zimmetindedir. Tahmin etti mi, muhamminler geldi, tahmin etti mi o onun zekati vacip oldu. İsterse hepsini yesin, isterse hepsini yapsın, isterse hepsini bağışlasın. Deftere ne geçmişse onun hepsini öder. Fakat ikinci kavle göre öyle değil. İkinci kavle göre o mal sahibinin yeme hakkı vardır. Kaça kadar? Dörtte bir, hatta üçte bire kadar yiyebilir, başkalarına verebilir. Fakat meydana getirdi de artık içeri alacak, kemale ermiş. O vakitte zekati tamamına verir. Zekatından hiçbir şey noksan etmez, edemez. Yani ederse haramdır. Yugoslavya'da Bolşevikliği tatbik ettikleri vakitte oranın Müslümanlarının birisi anlattı. İştirakiliği tatbik ettiler, geldiler, tahmin ettiler, deftere yazdılar. Senin bu tarlan bu 100 teneke getirir. Bu tarlada 500 teneke getirir. Bu teneke 50 teneke getirir, deftere yazdılar. Ondan sonra senin kaç tavuğun var? 20 tavuğuna, 20 tavuk yevmiye, 20 yumurta. Onu da kaydediyor. Her gün hesap edeceksin, 20 yumurtayı götürüp vereceksin. Ya 20 tavuk var ama bazısı var ki her gün yumurtlar, bazısı de var ki 2 günde bir yumurtlar. Yok, ben onu tanımam diyor. 20 tavuğun 20 yumurtasını tamam edip getireceksin. Yok, yoksa dışarıdan satın alıp getireceksin diyor. Çünkü deftere geçmiş o. Sonra bu da sen tahmin etmiş. Buradan 200 teneke çıkar. 200 teneke buğdayı götürüp hükümete teslim edeceksin. 500 teneke yazmış. 500 tenekeyi götürüp hükümete teslim edeceksin. Çıkmadı 500 teneke. 450 çıktı. 50 teneke de dışarıdan alacaksın. Paramla alacaksın. Götürüp hükümete teslim edeceksin. Hükümet ne yapacak? Hükümet de sana bir yiyecek. Nüfusuna göre bir yiyecek verecek. Bir de tohumunu verecek. Diyor ki birinci sene bizi büyü yaptılar ki diyor, elimizdeki para da gitti, tarlalara da fazla fazla tahmin koydular. O tahmin miktarı çıkmadı. Ondan sonra inekin sütü onların tahminine göre tutmadı, tavuğun yumurtası tutmadı. Baktık ki bu işin altından çıkılacağı yok, biz bunları mahvedecek paramız da yok ki dışarıdan alak, komşuda da yok.
Onun üzerine getirdik, eraziyi hükümete teslim ettik, malları da teslim ettik. Ahan tavuklar, ahan inekler, ahan koyunlar, ahan da tarlalar, biz çalışmıyoruz. Biz bu şekilde çalışamayız. Teslim ettik, bir sene diyor bütün millet çalışmadı. Çalışmadığı gibi Yoğuzlar hükümeti iktisaden bir düştü diyor. Ne süt var, ne yumurta var, ne zehire var. Ha, o vakitte Tito anladı ki bu iş yanlışmış. Bu iş yanlış, yanlış usul demiş. Bu Rusların tetbik ettiği gibi biz bunu tetbik edemeyeceğiz. Ondan sonra getirdi, araziyi bize verdi. Dedi ki siz ekim biçin, ne kazanırsınızsa kendi yiyeceğinizi alın, satacağınızı hükümete satın. Ha, bu oldu. Fazla benim sattık malım olursa kime satacağım? Hükümetten başka zaten yasak kimse alamaz, hükümete satarım. Bu şekilde hallediliyor. Şimdi elan bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu birinci gavlun tahmini de hemen hemen ona geliyor. Adam geldi, tahmin etti. Senin tarlandan 500 teneke buğday çıkar. E onu tahmin etti, deftere yazdı. 10-15 gün sonra bir dolu geldi, vurdu. Hepsi gitti. Tanımaz, illa getirip bunu ödeyeceksin. Ya nereden ödeyeyim? Yok, illa ödeyeceksin. Yok, ikinci gavlu sahipleri diyorlar ki yok. O tahmin zekatın, hakkullahın vacip olmasını ispat etmez. O tahmin başka bir tahmin ki yani Heyber'de Yahudilere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem razıyı verdi. Hangi Yahudi'ye ne kadar vermiş? Ve bir Yahudi fazlarmış, bir Yahudi noksan olmuş. İcabında onlar toptan mehsul ne kadar olursa onu ödeyecekler. Kendi aralarında teksimleri kolay olsun için tahmin ettirdi. Evet. Fe ümirel hurras tahmin edilen ediciler emredildi. En yulgu ilga edeler. Atalar. Mimma yaklusune tahmin ettiklerinden. Neyi atalar? El miktar el meskûr fi hadel hadis. Bu hadiste zikredilen miktar. Sülüs yahut rübü. Üçte birisini yahut da dörtte birisini atalar. Ne için? Ve ellâ yehtesibe bihi. İhtisab edilmesin ala ehli kumar. O meyvelerin sahiplerini hesap edilmesin. Fî vakti ahzı zekâti minhum. Zekat onlardan alınacağı vakitte o hesap edilmesin. Üçte birisi yahut dörtte birisi. Onu tahminden bırakırlar ki o hesap edilmesin. وَقَدْ رُوِيَنْ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Hazreti Ömer'den de rivayet edildi ki اَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْقُرَّاسِ Tahmin edicilere emrederdi بِذَٰلِكَ اَيْدَا Böylece emrederdi ki tahmin ettiğiniz vakıtta üçte birini yahut da dörtte birini bırakın, mal sahibine bırakın. Peki Hazreti Ömer'den rivayet edildiğini neyle ispat edeceksin? İmam-ı Tahavi diyor ki, hadis var elimde diyor. O da nedir? Haddesena Ravh ibn-ül Ferec. Bana Ravh ibn-ül Ferec rivayet etti diyor İmam-ı Tahavi. Kale haddesena Yusuf ibn-i Adiyyin. Kale haddesena Ebu Bekir ibn-i Ayyâş. An Yahya ibn-i Sa'id. An Beşir ibn-i Yasar. An Sa'id ibn-i Müseyyed. Kale ba'atı Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh gönderdi. Sehl ibn Ebi Hasme. Ebi Hasme'nin oğlu Sehl'i gönderdi. Ne olduğu halde yuharrisu alen nas, nasa tahris eder olduğu halde. Yani onların meyvelerini, hububatlarını tahmin eder olduğu halde gönderdi. Fe emmerehu, Hazreti Sehl'e emreyledik Hazreti Ömer. İza vücidel kavmu. Cemaat bulunursa fi nehlihim kendi nehirlerinde, hurmalıklarında bulunursa en la yuharrasa aleyhim onlara tahmin etmeye ma ye'külûn yediklerini. Yani adetle hurma vakti biraz artık yenilme çağına oldu mu mal sahibi çıkar baktaya. Orada yedik o hurmalarından yedik. Böyle baktınız ki bu hurma bahçe sahibi hurmalarına çıkmış. Onun çoluğu çocuğu ondan yiyecek. Öyleyse sen tahmin edeceksin ki bunlar baş nüfuzdur. Ve burada kurmanın kemale ermesine kadar baş gün kalacaklar, ne kadar yerler onları tahminden bırakın diye emrederdi. Çünkü o çoluk çocuğun hakkıdır. E bir de var ki hayır. Hiç çıkmamış. Kurma orada
Bir bekçi bulmuş, bekçi bakacak, ta hurma zamanı olduğu vakitte gidip alacak, o başka. Eğer kendisi hurmalığa çıkmışsa, çoluk çocuğun yiyeceğini tahminden bırakırmış. فَهَذَا اَيْذَا دَل۪يلٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا O da bizim zikrettiğimize delildir. Neye delildir? Yani tahris muhatabeli değildir. Tahris edilir, tahmin edilir. Fakat esas zekat ne vakitte verilir? Çıktığı vakitte. Ama çıktı da hakkullah neyse ondan çalarsa o da cehennemden bir parça ateş çalmış gibi olur. Mesela çıkardım buğdayı. 100 kilo buğday geldi. Ben bundan biraz çalayım. Hakkullahı vermeden oradan çalamazsın. Çalarsansa cehennemden bir ateş çaldı. Ben görürdüm. Bu üşür alındığı vakitte geceliğin adam savurmuş, tecihmiş. O şahına da gider gelir bakar ki bu adam ne vakit tecih edecek. Bir de bakarsan o şahınayı savurmuş. Şuvali buğda doldurmuş. Biraz kesmikli mesmikli sepetin içine koymuş. Üstlerine de biraz saman koymuş. Bir de bakarsan onu yüklendi. Saman götürüyorum eve. Halbuki yalan. Buğdayı koymuş onu eve götürüyor. Halbuki onun götürdüğü o buğda azami azami. Ne kadar olsun? 10 yani 2-3 sefer yapacak olsa 10 teneke olsun. 10 tenekede 1 teneke kaçıracak. İlla o 1 tenekeyi götürecek haramdan ki kendisinin 10 tenekesinin 20 tenekesinde hayır olmaz. O adamın Allah tekseratını affetsin. Oğlu dellendi. Behre'den kaçıran adamın oğlu dellendi. Oğlunun da hayrını görmüyor. Allah'ın affetsin. Evet. وَقَدْ رُوِيَا نَبِي حَمِيدٍ السَّعَدِيِّ اَيْذَا فِي صِفَةِ خَرْسِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in tekmini nasıl idi, ne şekildeydi? Bunun hakkında da Ebi Hümeyd-i Saidi'den rivayet edildi. مَا يَدُلُّ عَلَى مَا زِكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz davaya delalet eden bir hadis rivayet edildi. Haddesena İbrahim ibn Ebi Davud ve Abdurrahman ibn Amr ibn Dimişkiyyü kâle haddesena el-Hâziyyü fâ ve haddesena Ali ibn Abdurrahman ve Ahmet ibn Davud kâle haddesena el-Ka'nabiyyü kâle haddesena Süleyman ibn Bilal kâle haddesena Amr ibn Yahya el-Mâzeniyyü an Abbas ibn Sehel ibn Sa'd ibn Sa'diyyü an Ebi Hümeyd ibn Sa'di قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Ebu Hümeyd-i Nisa'li diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle biz çıktık bir gazveti Tebuk. Tebuk gazvesinde meşhur ya Tebuk gazvesi. Bu Tebuk gazvesi Peygamber Efendimiz'e haber geldi ki Rumlar 200 bin bir kuvvetle Arabistan üzerine yürüyorlar. Resulullah Efendimiz bunu duyunca onlar bize yürümeden biz bunları karşılayalım dedi. Peygamber Efendimiz herhangi bir harbe gidecekse gizlerdi onu. Kimseye söylemezdi. Fakat bu mühim bir sefer. Sonra o zaman da 200 bin Rum'un karşısına çıkacaklar. Yol uzak buradan Tebuk'a kadar gidecekler. Yazın da sıcak günleri Ashab-ı Kiram'a ilan etti ki herkes ona göre tedbirini alsın. Biz Tebuk'e Rumların karşısına gideceğiz. Elinden gelen kırıcını, silahını alsın, hep iştirak etsin. Hiçbir mümin içeride kalmasın. Sonra kadınlara da emretti ki herkes elinde ne varsa sadaka etsin orduya. Kadınlar kimi küpelerini, kimi kalkalını, herkes ne varsa Hazreti Bilal dolaştı. Hazreti Bilal'ın eteğine döktüler. Onlar satıldı, onlarla silah alındı. Mesela adam harbe gidecek ama silahı yok. O silahsızlara silah temin edildi. Hazreti Osman radıyallahu ta'ala 10 bin altın getirdi Resulullah Efendimiz'in kucağına döktü. Resulullah Efendimiz altınları karıştırdıkça Osman cenneti satın aldı. Osman cenneti satın aldı diye. Onlarla 1000 adamı 10 bin altından 1000 adamı teçhiz etti. Ondan sonra bazıları gelir ya Resulallah ben gideceğim. Fakat anam hasta bakanı yok. İzin verirsense kalayım yoksa gideyim. Bakardım.
meşru bir mazereti varsa onlara müsaade etti. Böyle meşru mazereti olanları bıraktı. Münafıklar yalandan mazeret uydurdular. Onları da bildiğinden dolayı bildi ki zaten bunlar ordunun içinde de gelse, ordunun içinde nifak ve şikaktan, yalan, propagandadan başka bir şey yapmayacaklar. Onların zahiren özürlerini kabul etti. Ondan sonra ordu yürüdü. Ordu yürüdü, 3 kişi o ordudan tekallüf etti. Meşhur ya, Kur'an-ı Kerim'de var. O, evet, o 3 kişinin özürleri yok. O birisi dedi ki, en kuvvetlisi olan oydu, Hazreti Malik. Geçsin ordu, ben yarın giderim dedi. Ordu gitti, ertesi gün oldu. Yarın gider, gene kavuşurum dedi. 3. gün oldu, gene kavuşurum dedi. Ondan sonra işte şeytan kendisine bir tembellik getirdi. Ya 3 gün sonra ben nereden gideyim, kavuşayım dedi. Yani münafık değil. 2 kişi de ihmallarından dolayı, 3 kişi gitmediler. Peygamber Efendimiz orada ayrılıp gittikten sonra o 3 kişiyi aradı, 3 kişi yok. Allah Allah. Bu 3 kişi münafık değil, biliyor Peygamber Efendimiz münafıkları. Bunlar bugün de Resulullah'a yardım etmek, orduda bulunmak farz-ı ayn. Bu farz-ı ayni bunlar niye terk ettiler? Arada bir iki zat daha kaldı. Hatta Ebu Zer'i aradı, Ebu Zer de yok. Tam Tebuk'e varmış, varmaya yakın zamanda dedi ki, Ebu Zer nerede? Dediler, ya Resulallah yok. Biraz sonra baktılar ki bir adam çıkmış geliyor. Dedi ki, fel yekune bazer. Bu Ebu Zer olsun. Hakikaten geldi ki Ebu Zer. Yalnız yürüdü, kimseyi de yürümezdi. Tek olarak yürüdü, tek başına gitti, o değil. Hakikaten işte orada buyurdu ki, Ebu Zer yalnız yürür, yalnız yaşar ve yalnız bir yerde defne olur. Hakikaten de öyle oldu ya, burada Rebeze denilen yerde metfundur. Tek başına orada metfundur. Şimdi o mesele uzun da işte Tebuk Harbi Vahabbi. 10.000 sahabe silahlandı, buradan çıktılar. 3 kişiden başka Müslümanlardan hiçbir kimse, özrü olmayan Müslümanlardan kimse teakkür etmedi. Diyor ki şimdi bu zat, biz Tebuk Harbi'nde Resulullah Efendimiz'le idik. فَاَتَيْنَا وَادِ الْقُرَى. Biz Vadi el-Kura, Vadi el-Kura Tebuk'e yakın bir yer. Yani şimdi karayat derler. Vadi el-Kura'ya vardır. اَلَا حَد۪يقَةٍ رَأَةٍ. Bir kadının bir bahçesine. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, اَخْرِسُوهَا yahut da اُخْرُسُوهَا. Siz bunu tahmin edin, bu bahçede ne kadar kurum olur. Tahmin edin dedi. فَخَرَسَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَخَرَسْنَا. Resulullah Efendimiz de tahmin etti. Uzat diyor ki, biz de tahmin ettik. Biz ne kadar? اَشَرَةَ اَوْسُكُمْ. Biz dedik ki 10 vesek gelir. Resulullah Efendimiz de dedi ki, evet, buradaki hurma 10 vesek ancak olur. Böyle tahmin ettik. وَقَالَ buyurdu ki, اَحْصِيهَا حَتَّى اَرْجِيَا اِلَيْهِ. Kadına dedi ki, biz İnşallah dönünceye kadar sen bunu ölç. Bakalım hakikaten bizim tahminimiz doğru mu değil mi? Kadını emretti. Felemma kadimnaha, o Ebu Hümeydin Es-Sa'idi diyor ki, vaktaki biz döndük. Se'elha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz o kadına sordu. Yani hadiketeha, bahçesinden ki, kem belaga temruha. Hurması ne kadar oldu? Talih, kadın dedi ki, aşerete olsun. Ya Resulallah, 10 vesek oldu. Tahminde 10 vesek, çıkan kurmada 10 vesek. Yani o kadar mahirane tehris ve tahmin ederdiler. Şimdi burada delalet var. Neye delalet var? Hadis hadis bu hadiste olucudur. Eyda yukarıdaki hadislerde olduğu gibi. Ennehum karasuha, ashab-ı kiram onu tahmin ettiler. Ve emeruha, kadına da emrettiler ki, be en tuhsiyaha, onu saya, hatta yerti'u ileyha, hatta gele onu kadından öğreneler. Fezalike delilun, bu delildir ki, ala enneha, o kadın lem temlik, malik olamadı, bi harsihim, onların tahminleriyle, iyyaha, o hurmadaki hurmaları tahminleriyle malik olmadı. Neye? مَا لَمْ تَكُمْ مَالِكَةً. Malik olmadığı bir şeye
Evet. Neye malik? Lehu o şeye kabli zalik. O tahminden evvel malik olmadığı bir şeye malik olamaz. Yani tahminden evvel o kadın bir şeye malik miydi? Yok. Tahminden sonra malik oldu mu? Yok. E ne demek oldu bunda? Yani bunda diyor ki delil var ki demek ki o kadın çıkarır, ne kadar çıkardıysa çıkarıp hakkını ödedikten sonra artık gerisi kendisini buldu. Tahminden evvel bir hakkı olmadığı gibi tahminden sonra da zekat vermeden gene bir hakkı olmadı. O yemek meselesi başka. وَاِنَّمَا اَرَادُ بِذَٰلِكِ Peki Peygamber Efendimiz niye tahmin etti? Madem o kadın malik değildi de. Kadın ne vakit malik olacaktı? Zekatını ödeyecekti de sonra malik olacaktı. Ya niye tahmin ettiler? Ya Rahman'a diyor ki وَاِنَّمَا اَرَادُ بِذَٰلِكِ Bu tahminle murad ettiler ki en ya'lemu bileler miktâre mâ fî nehliha khâsâ. Hasseten o kadının bahçesindeki ağaçlarda ne kadar kurma vardır. Tahminleri doğru mu değil mi? Bunu tecrübe için yaptılar. Sümme yâkudûne minhe zekâ. Ondan sonra ondan zekat aldılar, alırdılar. Fî vakti sıram. Tahmin vaktini itibar etmezler. Sıram vakti yani meydana gelip de ölçüldüğü vakitte zekatı vakit alırdılar. Alâ hasedî mâ yecibü fîhâ. Ne kadar vacip olduysa. Olur ya, onlar on vesek demiş ama çoluk çocuk yemiş, başka fakir fukaraya verilmiş, komşulara gitmiş, onlar müteber değil. Ondan sonra diyelim ki dokuz vesek kaldı, dokuz vesekin zekatını alırdılar. فَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى İşte mana budur, فِي هَذِهِ الْاَسَارِ Bu eserlerde, bu rivayetlerdeki mana budur, عِنْدَنَا Bizim indimizde, ulema-i hanefi indinde, وَاللّٰهُ اَعْلَمْ Dün söylediğim gibi burada Suudi hükümeti mezruat ve hayvanat yetiştirenlere ikram ediyor. Bir adam ne kadar deve beslerse, ne kadar koyun sığır beslerse ayrıca ona ikramiye veriyor. İspat ediyor ki ben şu kadar hayvan besledim, ona göre hükümet ona ikramiye veriyor. Yani tarihini teşvik ediyor. Arazi de öyle. Bir adam ne kadar arazi ekiyorsa hükümet ona para veriyor. İkrami olarak ek, bit, çoğal. Tabi bu hükümetin ikram babı başka, bir de zekat hakkı var. Kurması mı var, buğdası mı var, geliyor, tahmin ediyorlar. Tahmin vaktinde deftere yazılıyor. Deftere geldi, yazdılar. Muzaf anlatıyor bana, diyor ki yazdılar. Benim tarlam da onunla, orada, o mıntıkada yazdılar. Bir dolu geldi diyor, etraftaki komşuların, tarlaların hepsini dolu vurdu. Yalnız benim tarlam kaldı. Zekat vakti geldi, memur defter mucebince getirin zekatını verin. Ya tarlaları dolu vurdu, hiç bir tane alamadık. Böyle biçti gitti, mehvuldu. Valla ben memurum, defterde ne yazılıysa bunu dışarıdan parayla alıp getirip ödeyeceksiniz. Ya hükümet bize ikram ediyor, bahşiş veriyor. Ben onu tanımam, dışarıdan satın al. Dediler ki, اِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي اَوَّلِ الزَّمَانِ İslamiyetin evvelinde yüf'alu işlenilirdi. Ma kâle ehlül mekâletil ula birinci mezhep sahiplerinin dedikleri işlenilirdi. İslamiyetin iktidasında Resulullah Efendimiz gönderirdi. Tahmin edilirdi. O tahmin mucebince zekat alınır idi. Evet. O da neden? Min temlikül kurras. Evet. O tahmin edenleri temlik etmekten. Eshabet dimar. Meyve sahiplerine, evet, hakkallahi fiha, Allah'ın hakkı neyse ona temlik ederdi. Yani Peygamber Efendimiz gönderirdi o tahminciyi ki git bak işte bu meyve sahibinin ne kadar meyvesi var, onu tahmin et ve o artık o kadar al. Sen ona malik olursun ve yarattın. O tahmin vaktinde de o yaşı değil, yani kurumamış. Evet, neyle al? Bir bedelin bedeliyle al. Yani gider o da hele yaş kurumamış, üzüm mü kurma mı? Mesela 100 okka kurma tahmin etti. Bunun onda biri hükümetindir. Onda bir kurmanın kilosu kaç? Bunun bedelini al. Şimdi tahmin daha ile yaş iken oluyor. Fakat bedel kuru, o meyvanın kurusunun bedelini ise onun bedelini alıyordu.
Bir bedelin bir bedelle ki ya hudûnehu onu alırlar min dumun ve cemaatten temren kuru kurma. Kuru kurma olarak onun bedelini alırdılar. İslamiyet'in evvelinde var idi. Sümme nüsihe zâlik. Fakat sonra bu nesfedildi. Bi neshir riba. Riba neshiyle. Riba. Haram olunca bu da ribaya dahil oldu. Niye? Sen gittin, tahmin ettin, yaş kurma. Yaş kurmayı adam getirdi, sana kuru kurma verdi. Yahut da onun bedelini verdi. Bu riba olur. Riba olmaması için yaş kurmayı kuru kurmayla değişirsin. El be el vereceksin. Yedem bi yedim. Kuru kurmayı gene öyle. Değiştiğin zaman da el be el, yedem bi yedim. El-zehebe bil-zehebi, el-hintete bil-hintete, ve şi'ayri bil-şi'ayri, ve zehebe bil-zehebi, ve temri bil-temri, ve zehebe. Var ya bu hadis. Yedem bi yedin ve fadlu riba. El ve el verip alacaksan o vakitte riba olmaz ama bu riba oldu. Sen gidip tahmin edeceksen, daha hele kurma olduğu yok. Bunda hükümetin 100 hokkada 10 hokka alacağı var. Ben 10 hokkayı şimdiden çıkar ver. Olmaz işte riba. Riba olunca bu nesledildi buyuruyor. فَرُدَّتُ الْاُمُورُ Emirler reddedildi ila اَنْ لَا يُوْخَذَ Şuna reddedildi ki alınmaya فِي الزَّكَوَاتِ zekatlarda illa bir şey ki يَجُوزُ فِي الْبَيْعَاتِ Alışverişte caiz olan şeyler zekatta da caiz oldu. Alışverişte caiz olmayan zekatta da caiz olmadı. Yaş kurmayı, kuru kurmayla alışveriş yapmak caiz olmadı. Ondan zekatta da caiz olmadı. وَزَكَرُوا فِي ذَٰلِكَ Bunda zikrettiler. مَاشُلْ بِالْحَدِيسِ كَحَدَّسَنَا رَبِيُّ الْمَأَذِينَ قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدٌ قَالَ حَدَّسَنَا ابْنُ لَهِيَا قَالَ حَدَّسَنَا بِالزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Cabir buyurdular ki Peygamber Efendimiz نَهَا نَهِيَتْتِ اَنِ الْخَرْسِ تَخْمِنْدَنْ وَقَالَ buyurdu ki اَرَئَيْتُمْ Siz görmez misiniz ki اِنْ هَلَكَ الثَّمَرُ Meyve helake giderse اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ Sizden biriniz arzu eder mi, sever mi ki en yeküle yiye male ahi kardeşinin malını bil batılı batılı da yiye. Sen tahmin etti ki mal helake gitti. Gidip adamdan zorundan alacaksan batılı da onun malını yiyeceksen bu olmaz. Onun için tahminden Resulullah Efendimiz nehyetmiştir. Tahmin yok. Ne vakitte meydana çıkarsa o vakitte git, üç, al. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ تَرِيكِ الْعَسَرِ İşte rivayet tarikiyle bu babın bahsi bu kadar. Bir de kıyas tarafı var. وَاَمَّا وَجْهُ مِنْ تَرِيكِ النَّزَرِ Kıyas tarikiyle bunun veçhi فَاِنَّا قَدْ رَيْنَا الزَّكَاتِ Biz zekatı gördük. تَجِبُ فِي اَشْيَاءَ مُخْتَلِفَ Muhtelif şeylerde zekat vacip oluyor. مِنْهَا O şeylerdendir. اَذَّهَبُ وَالْفِدَّةُ Altın, gümüş ve timarulleti, şul bir meyveler ki tuhricu helal, yer çıkarıyor. Simar dediği arka, buğda. Ve nehlu ve şeceru, hurma ağacı, diğer üzüm ağacı. Ve nevaşi saimetu, otlayan hayvanlar. Bunların hepsinde zekat var. Feküllün, ulemanın hepsi. Fedecme, icma etti ki enne racülen bir adam. Levvecebet aleyhi. Anın üzerine vacip olursa alem malihi mali üzerine ve huve zehebun mali de altındır ev fiddatun gümüştür ev maşiyetun saimetun yahut da otlayan hayvandır. O adama nisaba bali olmuş mali var. Altında nisabı var yahut da gümüşte nisabı var yahut da hayvanattan nisaba malik. Feselleme zâlike lehul musaddir. O adama teslim etse, feselleme teslim etse, zalik, onu, o şeyi lehu, o adama el-müsaddegu sadaka toplayan adam, alama bir şey üzerine teslim etse ki, la yecuzu aleyhi biyaat, alışveriş caiz olmayan bir şey üzerine teslim etse. Yani sana bu kadar zekat var ya, bu şeyi ben sana verdim, fakat alışverişte caiz olmayan bir şeyi istiyorum da. Enne zalike bu gayru caizin lehu caiz değildir. Sen onu ona veriyorsun. Ne gibi işte? Üzümün, yaş üzümü tahmin etti. Benim sende şimdi zekat olarak 50 kilo zekat alacağım var ama ben bunu sana kuru üzüm olarak sattım.
satabilir mi? Alışverişe bakacağız. Alışverişte caiz mi? Gerçi yüzümü kurumuz üzerine satmak yok. E o madem caiz değildir, bu da caiz değildir. Evet. Ela tura görmez misin? Enne racülen bir adam levvecebet aleyhi fi derahimi, onun paralarında vacip olsa zekatü zekat. Feba'a zâlike unisassa minhu adama el musaddiku tahsildar bi zehebin altın ile bi nesiyeten veresiye enne zâlike bu la yecudu, caiz olmaz. Bir adamın gümüş parası var, hesap etti. Ne kadar bunun borcu oldu diyelim, yarım hokka hükümete borcu oldu. Diyor ki bu yarım hokka gümüş yerine sen bana şu kadar miskal altın ver. Ne vakit verecek? Hemen derhal verecek mi? Yok. Derhal verirse zaten o yel bel olur ama yok. Veresiye satıyor. Veresiye oldu mu buna riben nesiye derler. Hatta sen sarrafı altını götürsen altın kaça bozuluyor? 40 altın, 40 riyal. Vereyim de gideyim şuradan bir çay alayım geleyim. Riba olur, hemen derhal al, ondan sonra geç çayına. Yani bir duvarın arkasına gidip gelinceye kadar meclis değişir. Meclis değiştiği gibi riben nesiye olur. Ben de birkaç defa söyledim ya, bir Mekke-i Mükerreme'de bir sarraf ikaz etti. Yeni geldiğim sıralardı. Altını götürdüm sarrafa, Mekke-i Mükerreme'de bozdurayım. 40 riyal ediyordu, gümüş riyal o vakitte. Dedim ki, altını verdim. Dedim, ben buradan bir şey alıp geleceğim, sen 40 riyali say oraya, ben gelir alırım. Bir de az dur, sabırlı ol. Gitme dedi. 40 riyali saydı. Ondan sonra kağıtlara böyle fişek gibi sarardılar. Sardı, elime verdi. İşte bu senin 40 riyalın. Şimdi emanet koy, git dedi. Bana o tabii başımın sarığına marığına bakınca, yani demek istedi ki sen kocalık satıyorsun ama sen mesaili fikiyenin cahilisin. O vakitte kendime dedim ki hakikaten böyle insanın başına geçmezse okuduğumuz kitabın tatbikini bilmiyoruz. Yeden bir yedin olacak. Adam gitme dediğinin sebebi bu. Al. Ondan sonra emanet koy. Ama ben altını verdim. Gidip orada 5 dakika sonra geleceğim. Ondan riyalları alacağım. Bu oldu riba. Riba nesiye bu. Hocam burada bir şey arz edeceğim. Levbâhu. Eğer ona satarsa minhu adamdan bir zehebin altın ile sümme fârekahu, sonra ayrılırsa kablen yakbidehu, almazdan evvel lemiyücü zâlik. Yahut da gümüşü götürdü, satıyor, altın alacak. Bu altını almazdan evvel müfarekat eder, meclis değişir, gelirse o da riben nesiye olur. Ve kezalike lev vecebet, vacip olursa aleyhi ve adam üzerine fî maşiyeti, hayvanların da zekatü zekat. Sümme selleme zâlike levul musaddik, o sedaka alan adam ona teslim etse, verse ki işte bu sende mesela 40 koyunda bir koyun yahut da 5 devede bir koyun, senin zekatın var. Ben bunu sana verdim, bir bedelin meçhul, meçhul bir bedel ile. Ben bunu sana sattım. Bedeli ne? Bedeli meçhul. Caiz olur mu alışverişte bu? Alışverişte olmaz. Her şeyin bedeli malum olacak. Ben sana bu kitabı satıyorum. E kaça? Kaç yok işte, satıyorum abi. Ama kaça? Bir onun fiyatı olacak ki malum olan. Onun için gitti, o koyunu da o adam aldı. O tahsildar aldı. Ondan sonra bedelsiz, meşhur olan bir bedel ile ona satsa bu caiz olmaz. Ev bir bedelin me'lum yahut da bedelin me'lum ama ila ecelin meçhul, ecel meçhul. Evet ben bu koyunu aldım zekatından, fakat ben bunu satıyorum sana. 100 riyala satıyorum. Ne vakit? Ne vakit yok. Ne vakit verirsen ver. Yok. Müddet de me'lum olacak. Müddet me'lum olmazsa alışveriş sahih olmaz. İşte bu alışverişte caiz olmayan şeyler zekatta da caiz olmaz. Fezalike kulluhu haramun. Bunların hepsi haramdır. Gayru caizin. Caiz değildir. Fekâne kullemâ harume fil bi'at. Alışverişte her ne şey ki haram oldu. Fî bi'in nâsi zâlik. Nâsın o şeyde alışverişinde haram olan şey. Bâduhum min bâd. Bazılarının bazılarından alışveriş yapmalarındaki her ne şey ki haramdır. Kad dehale fîhi, ana dahil oldu. Hükmül müsaddik, tahsildar-ı müsaddikin hükmü fî bey'ahî, o zekatı satmasını iyyâhu o adama min rabbil mal, rabbil mala, mala mal sahibine satmasında ona da dahil oldu. Ellezî fî zekat. O bir şey ki zekat vardır, müsaddik onu alıp da ona satması
alışverişte helal olan şey de helaldir, haram olan şey de haramdır. Yani ona kıyas edilecek. Elleti öyle zekat ki yetevellel musaddiku ahdaha minu. O mütevelli, o tahsildar almaya mütevelli olmuş, hükümet tarafından gönderilmiş. Zekatı alacak, doğrudan doğru zimmetine geçirecek. Satarsa aynen nas arasında nasın bazıları bazılarını nasıl alışveriş yaparlarsa hükmü şer üzerine o şekilde satabilir. Yoksa yok. فَلَمَّا كَانَ مَا زَكَرْنَا vakti ki bizim bu zikrettiğimiz oldu. كَذَٰلِكَ böylece fil اَمْوَالِ اللَّتِ şol bir mallardaki elleti ve safra zikrettiğimiz şeylerde vakti ki böyle oldu. كَانَ النَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ اِذَا buna kıyasen اَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ hükmü sümar meyvelerin hükmü de böyle ola. Sen tahmin ettin daha yaş. Onun yerine kuru alıyorsun. Bu olmaz. Alışverişte olmadığı gibi zekatta da olmaz. فَكَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ رُتَبٍ بِتَمْرٍ yaş hurmayı hurmaya satmak caiz olmadığı gibi nesiyeten veresiye فَغَيْرِ مَا فِيهِ sadakat sadaka olmayan şeylerde sen o hurma ağaçlarında yaş hurmalar var. Kuru hurmaya satacaksın yani zekatı hesap etmezden evvel. Gel bak tahmin et ben bunu kuru hurmayla satacağım. Yaş hurmayı kuru hurmayla yaş üzümü kuru üzümüne satacağım. Bu caiz olmaz. Veresiye caiz olmaz. Peşine caiz olur da. Peşine yani hemen tahmin edersin, hemen kuru kurmayı alırsın. O olur. Ama yok. Ben şimdi tahmin edeceğim. Sana satacağım ama sen kuru kurmayı sonra vereceksin. Yok. O ribenlese olur. Bu olmaz. فَكَذَٰلِكَ لَا يَجُوزُ فِي مَا فِي صَدَقَاتِ sadakalarda da bu böyle olur. Riba olur. Sen gidip yaş zamanında tahmin edeceksen, kuruduktan sonra onun zekatını alacaksan bu caiz olmaz. فِيمَا بَيْنَ الْمُسَدِّقِ وَبَيْنَ رَبِّ الْمَالِ o sadakayı alanla Rabbül Mal arasında da caiz olmaz. فَهَذَا هُوَ النَّذَرُ اِيْزَا işte kıyas da budur. فِي هَذَا الْبَابِ bu babda وَكَدْ عَادَ ذَٰلِكَ اِيْزَا bu da evdet etti, rücu etti ila maşul bir hükme ki sarafna ileyhil âthâren merviyyete an Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den zikrettiğimiz eserlerin manalarını nereye sarf ettik, nasıl tevil ettikse bu da oraya geldi. Elleti kaddemna zikraha. Öyle rivayetler ki biz bundan evvel onları zikrettik. Febizalike işte bununla ne yapıyoruz? Biz alırız. O gevle alırız. Ne deriz? Hangi gevle alırız? Bu ikinci gevle neydi o? Yani ne vakitte mehsul meydana çıkarsa ölçersin, hükümetin hakkını verirsin, gerisi de senin hakkın olur. وَهُوَ قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفْ وَمُحَمَّدِ رَحِمْهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى bu içimamın kavli de budur. وَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَى وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَةِ